Merhaba arkadaşlar, merhaba, merhaba dostlarım. Bugün hep beraber Facebook, Instagram reklam kampanya türlerini gö göreceğiz. Bugün e, genel bir bakış yapacağız çünkü bu Facebook, e, Instagram, yani sosyal medya reklamcılığı e, çok derin bir mevzu. Çok geniş kapsamlı mevzu. Ondan dolayı şu anda sadece bir genel bir yücesi olarak anlatacağım. E, ve bu önemli bilgileri olacak. İşinize de yarayacak. Şimdi e, Facebook, Instagram zaten birbirine bağlı olduğunu düşünüyorum. Birbirine bağladığınızı düşünüyorum. Facebook ve Instagram hesaplarını birbirine bağladığınız zaman daha profesyonel reklam vermiş olursunuz. Sizin şu anda yapmanız gereken ne? Hemen başlıyorum. Şimdi Facebook e, kampanya kısmındayım ben şu anda. Ne nereden geldim? Buradan e, reklam yöneticisine tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi bu şekilde bir e, ekran gelmiş oluyor. Şimdi bu şekilde e, bir ekran geldikten sonra size hemen gösteriyorum. E, kampanya, reklam seti ve reklam. Reklam, kampanya, reklam seti ve reklam. Şimdiki bundaki mantık nedir? Şu e, bir klasör dosya mantığı düşünün. E, dosyalar iç içe. Şimdi kampanya dosyası, dosyasının içinde reklam seti, iç iç dosyalar. E, reklamı da kağıt gibi düşünün. Dosyaların içerisinde de kağıtlar var. Yani siz bir kampanya içerisinde kampanya içerisinde kampanya yapamazsınız ama kampanya birden fazla yapabilirsiniz. Yani, rek, e, rek, yani kampanya başta piramit olur. Başta kampanya olur. Kampanyanın alt setlerinde yani reklam setleri olur. Ve sonradan reklam olur. Hemen başlıyorum. Şimdi bakın burada kampanya var. Sizin tıklamanız gereken şey buradaki yeşil olan kampanya oluştur kısmına tıklayacaksınız. Bakın buraya geldik tıkladık. Şimdi işte burası önemli. Burası çok önemli olan kısım. Burada ne yapacağız? Şimdi e, kampanya türleri ideolojinin yani amacınızın, niyetinizin belli olduğu kısımdır. Yani burada niyetiniz neyse, face kısmında niyetiniz neyse, amacınız neyse onu görürsünüz. Şimdi burada bilinirlik var birinci sırada. İkincisi değerlendirme, üçüncüsü de dönüşüm. Yani şurada bilinirlik, değerlendirme ve dönüşüm. Şimdi bu üç taneden bize bunların hepsini kullanabiliriz. Herhangi bir sıkıntı yok. E, Trendyol gibi hepsi burada gibi büyük firmaların yaptığı bütün reklam çalışmalarının aynısını biz de yapabiliriz. Yani Facebook ya da, ya da dijital anlamda dijital medyaların hiçbirisi Aa, sen büyük firmasın hadi sana şöyle özel bir e kampanya hakkı vereyim öyle bir şey yok. Bütün e F Trendyol hepsi burada gitti gidiyor gibi daha işte Vestel Arçelik gibi firmaların yapabildiği sosyal medyada yapabildiği bütün reklam modellerini siz de yapabilirsiniz. Şimdi bu bilinirlik dediğimiz şey şu hemen başlıyorum bilinirlikten başlıyorum bakın bu 3 şu şurası birinci, birinci kısım birinci kısım şurası ikinci kısım şurası da üçüncü kısım şeklinde düşünebilirsiniz bilinirlik bu nedir marka bilinirliği ve erişim marka bilinirliği ve erişim şudur amacı ee, Facebook e, ya bu hani birçok e, trend yoldu zaten her yerde gördüğünüz gibi yani olabildiğince amacınız çok kişiye ulaşmaksa olabildiğince e, kişiye fazladan kendinizi göstermekse e, ma ma erişim yapacaksınız. Eğer ki bir kişi birden fazla şekilde görecek şekilde yani bir kişi bir defa beş defa dahi görebilir şekildeyse hani agresif bir strateji izleyeceksiniz marka bilinirliği. Burada herhangi bir e, Profesyonel anlamda sadece buradaki amaç neyse onu yapmanız gerekiyor. Burada marka bilinirliği, eğer ki marka, markalaşmaksa amacınız sadece yani web sitesine alışveriş ya da sayfa yorum değil ya da başka bir işlem değil ona göre reklam vermeniz lazım. Facebook zaten kendini ona göre ayarlıyor. Şimdi marka bilinirliğinde dediğim gibi bir kişi birden fazla e, defa görebilir. Erişimde ise olabildiğince herkesi kendini göstermeye çalışır yani Maksimum sayıda kişiye ulaşmaya çalışır yani burada hiç e, insan ayırt etmeden yani herkese herkese gösterir kendini yani bir amaç elde etmez yani amaç elde etmez burada işte bir görseliniz olur bir yazınız olur bir videonuz olur yine e, çalışmalısınız yapabilirsiniz ama Facebook'un yapay zekası Meta'nın yapay zekası sizin e, olabildiğince kişiye gösterebilmektir bilinç altına hitap edebilmektir buradaki amacı diğer durum değerlendirme değerlendirme dediğimiz şey burada trafik mesela trafikten başlayalım. Trafik dediğimiz e, durum mesela web sitenize trafik çekmek istiyorsunuzdur. Ya da bir uygulamaya bakın şu e, bu arada trafik yazısının yanındaki bu i harfine tıkladığınız zaman burada açıklamayı zaten veriyor. E, burada bir e, web sitenize bir trafik ya da bir uygulamanıza bir trafik çekersiniz. Bir işte dersiniz benim e, benim amacım işte web siteme gelsinler, görsünler. Ben burada bir şey Nitelikli bir kadro e, var diyelim. Bir hedef kitle oluşturdunuz. nitelikli bir kadro oluşturdunuz. Mesela öğretmenlere e, kaleminiz vardır. Şöyle bir kaleminiz vardır. Bu kalemi şey pazarlamak istiyorsunuzdur öğretmenlere. O zaman sadece öğretmenlere e, indeksi bir trafik. Yani web sitenize trafik çekmiş olursunuz. Yani web sitenizde de kalem ürünü vardır. Sadece altın çizerek söylüyorum trafik çekmektir. Etkileşim reklamları hemen bakın şurada. Etkileşim reklamları da şu. E, siz mesela bir post paylaştınız. Bir görsel paylaştınız. Sizin fotoğrafınızı kimse beğenmiyordur. Kimseye yorum yazmamıştır. Kimse like yapmamıştır. Kimse paylaşmamıştır. Bu etkileşimdeki amaç budur. Yani nedir? Sizin Facebook'ta ya da Instagram'da bakın Facebook'ta ya da Instagram'da paylaştığınız görseli like atacak, yorum yapacak, paylaşım yapacak, Üzerine zoom yapacak, kayıt edecek ya da aklınıza gelece, gelebilecek sosyal medya üzerindeki işlemlerin tamamını etkiler. Uygulama yüklemeleri. Biliyorsunuz uygulama App Store'da ya yani da Play Store'daki uygulamalarınızı karşı tarafın yüklemesini sağlayacak şekilde kendisi e, pazarlama yapar. Video görüntülenme. Videonuz vardır. Bu arada şunu kısaca bir dipnot geçeyim. Video... E, Reklamlar daha kalitelidir. Eğer profesyonel yapılırsa haberiniz olsun. Videodaki ama şudur. Olabildiğince kişi ulaş göstermektir. Video videoyu e, olabildiğince süre içeride tutabilmektir e, izleyen kişiyi. Video izleme izlemek isteyen, yani video izlemeyi seven kişiler yani onun yapay zekası yani Facebook'un yapay zekası anlayabileceği dilde izleyebileceği şekilde gösterir. Yani karşı taraf videoyu izlemeyi çok seviyordur o şekilde kendini gösterir. Potansiyel müşteri, müşteriler bulma mevzusuna geçiyorum. Potansiyel müşteriler nedir? Potansiyel müşteriler bulma. Bu biraz karışık bir kelime. Şudur. Sizin bir tane form doldurtmak istiyorsunuzdur bir kişi. Hani iletişim gibi, işte isim, soy isim, telefon numarası, soru, metin. Hani görmüşsünüzdür, belki de denk gelmişsinizdir. Amacınız form doldurtmaktır. Sadece ve sadece form doldurtmaktır o kişiye ona göre reklam çalışması yapmış olursunuz. Mesajlar kısmına geliyorum. Bakın mesajlar kısmı da şu şekilde. Ee, sizin Messenger, Business WhatsApp, WhatsApp hesabı işte e, DM'den yazılan mesajlaşma kısımlarından, işte Facebook mesajlaşma kısımlarındaki e, kişilerle diyelim ki siz mesaj üzerinden muhatap olmak istiyorsunuz. Yani siz diyorsunuz ki Kardeşim bana yapılan, benle muhatap olmak isteyen kişiler mesajı üzerinden eğer muhatap olurlarsa daha iyi performans gösteririm. İşte onun yeri bu mesajlar kısmıdır. Şimdi esas önemli olan kısma geliyorum. Dönüşüm reklamları. Dönüşümler. E, ben bunu ilk zamanda pek anlamıyorum. Dönüşüm şu aslında kelime itibariyle. E, Kalemler örnek vereceğim. Siz mesela kalemi satacaksanız ya. Sizin amacınız şu ürünü satmak. Bu ürünü bir şekilde pazarlayabilmek değil mi? Bunu e, pazarlamanız için sizin yapmanız gereken şey yani bu son satışı yapabilmeniz için şey dönüşüm reklamları. Dönüşümler çok ama çok önemli. Sizin buradan e, dönüşüm reklamlarından yapacağınız çalışma sizin satış yapma e, olasılığınızı yükseltir. Facebook dediğim gibi yapay zekası satın almayan, kredi kartı ve internetten alışveriş yapmaya meyilli olan kişilere daha çok reklam çıkartır. Ve dönüşüm reklamlarında şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. İşte kredi kartı ekleme, sepet ekleme çok detaylı bir konu. Ondan sonra sizin hedeflediğiniz sistem neyse işte sadece sepet eklesin yeterdir şeklinde. İşte form doldursun yeterdir şeklinde. Esas niyetiniz neyse ona göre nokta atışı tanımlama yapabiliyorsunuz. Facebook piksel koduyla. Burası çok önemli. Facebook Pixel koduyla. Katalog satışları. Katalog satışları bunu şeyde görmüşsünüzdür. Yani ee, genellikle kim yapıyor? Trendyol işte hep Vestel gibi büyük firmalar yapıyor. Ne yapıyor? Web sitesindeki datayı web sitesindeki datayı Facebook'a çektiriyor. Ee, profesyonel anlamda hatta denk de gelmişsinizdir. Mesela Trendyol'a girdiğinizde bir ayakkabı baktınız, ondan sonra ne oluyor? Hep sağda solda her yerde siz ayakkabı reklamı görüyorsunuz. Onun için katalog satışları da çok kaliteli. Eğer profesyonel anlamda yönetirseniz yine çok kaliteli oluyor. Mağaza trafiği bu mağaza trafiği e, fiziksel mağazalara e, gelme geldikleri zaman işte Wi-Fi bağlantısıyla birlikte eşleştiği zaman ya da konum e, konumsal e, lokasyon bazlı reklam çalışıldığı zaman o şekilde bir performans elde ediliyor. Ama mağaza trafiğinde ben e, reklamda bir performans göremedim açıkçası. Yapan arkadaşlarım varsa yorum yaparlarsa çok memnun olurum. altı yorum yazsınlar. Yani bir tartışalım. Ben de çok merak ediyorum. Profesyonel anlamda gerçekten mağaza trafiğini yaptım ve başarılı oldum diyenler varsa e, yazarlarsa çok memnun olurum. Dediğim gibi benim anlatacaklarım kısım bu kadar. E, bu şu anda ben bu kısmı yüzeysel geçtim. Bunların hepsini ayrıntılı ve ayrıntı en detayına kadar hepsini anlatacağım. Ee, kanalıma abone olursanız çok memnun olurum ee, izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın hoşçakalın sağlıcakla kalın